Kanki Canbaz. Onur Market'te dükkan sizin. Onur Market'te dükkan sizin. Canbaz. Canbaz. Bugün Kanki Canbaz kumpus yapıyor. Kumpus. Ben kaçar, bunu götürürüm. Haydi eyvallah. Onur Market'te dükkan sizin. Onur Market'e gelince doldur gitsin sepete. Bereket versin, bereket versin, bereket versin. Kanki Canbaz. Efendim selamlar, saygılar, sevgili hürmetler. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Her daim olduğu gibi programımızın açılışında Onur Market'e teşekkür etmeden bira bismillah demiyoruz. Onur Market'te dükkan sizin. Anlatılmaz lezzetler mutfağımızda, mutfak sizin. Hafta sonları Kanki Canbaz, Kral FM, Alemin Kralı, İlaç Gibi Radyo, şarkılar sizin. Canbaz'la 3-5 hafta sonları sizlerle buluşuyor dedikten sonra büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden, yaşlarımın yanaklarından öptüm. Bugün çok canlı bir yemek yapacağız. Yıllar önce Hakan'la ikimiz nereye gitmiştik? Visegrad'a gitmiştik. Visegrad'da bir otelde, çok güzel bir oteldi. Herkes bir yemekten çok oluyordu. Allah Allah dedik ya, nasıl bir şey? Bir baktık lahana abi. Bildiğin lahana ama bir özelliği var. Ne o özellik? Az sonra anlatacağım. Sefalar getirdiniz. Bugün Kanki Canbaz boşnak usulü harika bir kumpus yapıyor. Kumpus. Onur Market'te dükkan sizin. Efendim. Kumpus ne demek? Kumpus. Bakın. Kumpus. Bu. Bu kumpus. Yani lahananın turşu hali. Kumpus. Lahananın turşu hali. Orijinali burada. Hakan'ım sabahleyin gelirken aldı. Kocaman bir lahana almış. Onun dış kabuklarını soyduk. Ondan da güzel sarma yapacağız. Afiyetle götüreceğiz. Yani mutfakta olmasa bile biz evde kesin yapacağız. Yani onları ziyan etmeyeceğiz. Dedikten sonra şimdi kupus turşumuz eyvallah olacak. Ama bu da olmak zorunda. Bu olmazsa olmuyor. Sadece onun olduğu zaman çok ekşi bir şey oluyor. Bu da olmak zorunda. Çok güzel soğanımız var. İki baş. Turşumuz var. Burada gördüğünüz üzere olmazsa olmaz kurutulmuş acı biberlerimiz var. Tereyağımız var ve kırmızı acı mı acı güneşte kurutulmuş biber salçamız var dostlar. Ama en önemlisi bu var bu. Bu ne? Yasemin bunu gördüğü zaman böyle bir fena oluyor. Ben yine bunu gördüğüm zaman böyle yağlarım eriyor. Yağlarım. Aga Zühtü abi bana bir kemikli kuru et yapmış. Yok böyle bir şey. Sana özel yaptım diyor. Tam da böyle ne diyelim kaburgadan. Kaburganın üstünden. Bakın tam ortasında Hakan abi, tam ortasında kemik var. Etrafı full et. Bunu güzelce kuruttu Zühtü abi. Ben bunu güzel suyunu aldım. Yani ne diyelim şeyini aldık. Tuzunu aldık. Hafif tuzunu aldık. Hafif böyle suda beklettik. Tekrar kuruttuk onu. Bunu kullanacağız dostlar arkadaşlar ama tamamını kullanmayacağız. Neden? Ben size göstereyim diye. Böyle bu kadarını koydum. Herhalde 3 ya da 4 parça kullanacağız. Çünkü az yapacağım kupusumu. Geri kalanını ne yapacağım? Sevgili Nizam abinin bana özel Bayburt'tan getirmiş olduğu Erikdibi köyünün o mübarek topraklarında yetişmiş kuru fasulyesini yaparken ben bu kuru etleri o fasulyede de kullanacağım inşallah. Dedikten sonra ne yapıyoruz? Önce ilk yapmamız gereken şey öncelikle lahanamızı bir doğrayacağız. Neden? Hem lahanamızı hem kupusumuzu ayrı ayrı kullanacağız dostlar arkadaşlar. Soğanımızı, havucumuzu ve ilk önce normal lahanamızı bir tenceremizde bir kavuracağız. Onu o hale getireceğiz. Süslemeyi yaparken diğer tenceremizde efendime söyleyeyim bunu hiç bölmeden böyle parçalara ayıracağım. Köşelere dizeceğim onları. Efendime söyleyeyim etlerimle süsleyeceğim. O hazırladığım salçamla birlikte hazırlamış olduğum harcımı ne yapacağım? Kat kat yapıp kupusumuzu hazırlayacağız. O zaman bira bismillah aldım şuradan şu büyük bıçağımı başlıyorum lahanamı doğramaya. Lahanam tertemiz endişeye mal yok. Bakın göbeği de şurada. Bak yine şimdi burayı görünce aklıma yine babaannem geldi. Babaannem turşu yapardı. Babaannem turşu yaptığında ben böyle başında beklerdim. Şu kısmı var ya arkadaşlar şu kısmı. Lahananın en güzel kısmı burası aslında. Yani bu kısmı şöyle alırdı rahmetli babaanne bir kere de ama şurası bak Hakan şurası var ya burasını
turşuyu attın ya, burası benimdi. Turşu olduğunda, aa bu kızanımın derdi, burası benimdi. Bilmiyorum anlatabildim mi? Ama ben bunu bugün burada kullanmayacağım. Neresini kullanacağım? Şurayı kullanacağım abi. Şöyle hemen, şöyle burayı ayırdım. Şurayı da ayırdım. Tamam. Sen şimdi şuracıkta bekle. Bekle. Şunu da ayırdım abi. Tamam, sen de bekle. Hani lahanam öyleymiş, şöyleymiş, böyleymiş hiç umursamayın. Çünkü lahana piştiği zaman ne yapacak? Böyle bir sönecek. Ama Hakan aramızda kalsın. Sahiden çok güzel almışsın lahanayı. Bu lahanadan, evet bu lahanadan kupusumuzun önce çiğ lahanamızın doğranması lazım. Bunları doğrayacağım. Efendime söyleyeyim. Şunlara da ortadan şöyle. Hemen ne yapıyorum? Hemen ne yapıyorum? Bunları şöyle bir alıyorum abi. Şuraya alıyorum. Şöyle aldım. Efendime söyleyeyim. Şimdi bunu da aldım. Aynen az önce yaptığım gibi. Diri diri olmasını istiyorum. Aynı şekilde aramızda kalsın. Soğanlarımı da böyle. Zaten diri diri doğrayacağız. Piyazlık doğrayacağız arkadaşlar. Endişeye mal yok. Şimdi bunları da küçük küçük böyle tekrar ikiye bölüyorum. Şimdi içeriye. Şimdi vakte ve tencerenin durumuna göre artık ayarlamasını siz yapacaksınız. Hani benim tencerem biraz büyük. Rıfat abi sağ olsun bana Antep'ten çok güzel, bakın göstereyim. Şöyle bir bakır tencere gönderdi. Ben kupusumu bunda yapacağım dostlar arkadaşlar. Ama soğanımı ve lahanalarımı şurada soteleyeceğim. Şurada soteleyeceğim. Hatta buraya hazırlayayım, o da yerini bulsun. Dedikten sonra şunları da aldım abi. Şunları da aldım. Şöyle koydum. Tamam. Şimdi diğerini alıyorum. Diğerini başlıyorum aynı şekilde doğramaya. Hadi fıtı fıtı yapalım. Ne dedik? Soğanlarımızı da böyle diri diri doğrayacağız. Yani küçük küçük doğramamıza gerek yok. Soğanlar da burada. Tamam. Hazır bu atla getirdik. Ben hemen şimdi şöyle güzel bereket versin diyorum. Yağımı alıyorum. Attım. Eyvallah. Baştan şu soğanlarım, havuçlarım ve turşu olmayan normal kupusum yani lahanam şurada bir çömsün. Önce tabii bir karıştıracağım. Soğanım ve havuçlarımı güzel sotelerken biber salçamı da ekleyeceğim. Azıcık da su koyacağım. Azıcık ama çok azıcık. Neden? O buhar bunun sönmesini sağlayacak dostlar arkadaşlar. O zaman hiç vakit kaybetmiyoruz. Vakit nakittir. Hatta hiç kesmeyelim. Soğanlarımızı atalım abi. Soğanlar yerini aldı. Bak soğanlar çok güzel yerini aldı. Soğanlar cızırdamaya başlasın. Ben şuradan havuçlarımı da aldım. Hakan abi. Havuçlarımı da attım abi. Şöyle çok güzel. Bak havuçlar da burada. Dedikten sonra. Eyvallah. Hakan abinin gösterdiği gibi soğanlarım ve havuçlarım çok güzel sotelendi. Harika. Şöyle ortasını açtım. Hemen ne yapacağım abi? Ben bunun içerisine şöyle güzel böyle bolca. Evet arkadaşlar bolca diyorum. Neden? Çünkü şimdi güzel burada bir aşk yaratacağız. Önce biraz salçamızı kavuracağız şurada. Sonra dediğim gibi çok az su ekleyeceğim. Hem de soğuk su ekleyeceğim. Sebebi o soğuk su hafif hafif kaynamaya başladığında o buhar, çünkü buradan devamlı takviye yapacağım. Lahanalarımı buraya atacağım. O buhar o suyun etkisiyle ne yapacak? Lahanamı söndürecek. Kabarık kabarık duran var ya, hindi gibi duran bu lahanalar böyle yumuşayacak, böyle küçücük kalacak arkadaşlar. Küçücük. Bilmem anlatabildim mi? Yalnız salça da süpermiş. Bir renk verdi. Antep'ten Rıfat abinin hanımı, sevgili yengemiz çok güzel. Hem acı hem lezzetli hem de müthiş organik ve acayip renk veriyor yani. Çok güzel oluyor. Şimdi bunu ne yapmam lazım? Bahsettiğim üzere hemen ödüllendireceğim. Suyum hazır. Şuradan biraz su dökeceğim arkadaşlar. Şöyle. Tamam. Bu su buharlanana kadar, buhar olup uçana kadar şimdi ne yapıyorum? Bunun üzerine bakın
Şimdi bu salçalı ya, problem olmasın dedim. Şimdi ne yapacağım? Ne yapacağım? Hemen başlayacağım lahanalarımı höpürdetmeye. Bunun içine gömbür gömbür göndereceğim. Gömbür gömbür göndereceğim abi. Şunları önce bir halledeyim ki diğerleri problem olmasın. Evet. Bakmıyoruz. Öyleymiş, şöyleymiş, böyleymiş. Hiç acımıyoruz arkadaşlar. Hiç acımıyoruz. Bu zaten böyle kademe kademe pişeceği için bu söndükçe ben ona takviye yapacağım. Söndükçe takviye yapacağım. Biraz sonra hazır hale gelecek. O hazır hale geldikten sonra yapmam gereken iki önemli iş var. O iki önemli işi yapmazsam kupusumu diğer tenceremde hazırlayamam. O da ne? Az önce size söyledim. Şu canım kupus turşumu şöyle güzel çeşmenin altında. Ben onu bir kere yıkadım ama bir kere daha yıkayacağım. Neden? Zaten bu yemekte dikkat ettiniz. Şu ana kadar hiç ne tuz kullandık ne bir şey. Gerek yok. Zaten tuz var burada. Kendinden tuzlu. Ama pişeceğine yakın. Daha doğrusu bunlar söndükten sonra ne yapacağım? Karabiberimi muhakkak ekleyeceğim. Böyle bastırın. Hiç çekinmeyin. Bastırın. Şimdi bunun kapağını kapattım. Bu aşağı doğru indikçe kalanları da ekleyeceğim. Güzel bir karıştıracağım. O hazır olacak ve diğer bahsettiğim bu canım bakır. Buna ne diyorlardı onlar? Kazan. Kazandı. Biz ne diyoruz? Buna tencere diyoruz. Diğerlerine tava diyoruz ama Antepliler buna kazan diyor. Kazanımızda harika bir kupus yapacağız dostlar. Arka tarafta kuru etler de bekliyor. Ben de sabırsızlanıyorum. Şov devam ediyor. Bereket versin diyoruz. Bereket versin, bereket versin, bereket versin. Kanki Canbaz. Efendim, kupusumuzun iç harcını zaten ne dedik? Kupusta asıl olan bu. Asıl olan bu. Turşu. Lahana turşusu. O finalde. Kuru etimiz ödül törenimizi oluşturacak. Şu an malzeme hazır. Bakın. Harika. Harika karıştı o güzel sosumuzla. Güzel lahanalarımız, soğanlarımız, havuçlarımız istediğimiz kıvama geldi. O zaman ne yapacağız? Ne yapacağız? Bunun altını kapatacağız abi. Bunun altını kapattık mı? Kapattık. Şu canım turşumu kesmem lazım. Şunun bir bağlantısını keselim. Şunun bir bağlantısını keselim. Yani iç harcımızın şöyle iki, hatta üç parça yeter. Bakın şöyle aldım. Ben bir karıştırmış olayım. Şöyle aldım abi. Şöyle aldım. Bakın. İlk önce şuraya Hakan abi şöyle attım. Burayı bir döşüyorum bak. Fazla değil. Altını döşüyorum abi şöyle. Bunun altını döşedim. Çok güzel. Hemen turşularımı alıyorum abi. Şöyle bir parça şuraya. Hakan abi. Önce bu tarafa koydum ki öbür tarafa koyduğumda göresin. Sonra buraya. Şöyle. Hatta şuradan bir parça kopartabilirim. Şuraya da koyabilirim. Sonra bunu alırım. Böyle bir parça şuradan alırım. Şuraya koyabilirim. Bunu buraya. Bu da buraya. Bak şimdi. Görüntüye bak. Bak şunu da alayım. Şu kısmını da alayım. Şöyle ağacım. Bak. Bak harika gözüküyor. Şimdi bu ne ister? Aşk ister, sevgi ister, final ister. Hemen kuru etlerim. Kuru etler de babişko be acaba. Vallahi babişko ya. Kuru eti buraya kanki cambaz koyar şöyle. Bir. İki. Üç. Hadi bu olsun. Hadi bu olsun. Dört parça koydum. Şimdi ne yapacağım abi? Döşemeye devam. Hadi bakalım. Bunun üstüne şöyle böyle döşemeye devam abi. Efendime söyleyeyim. Artık son final. Böyle bir langır lungur yapıp hadi bakalım şöyle attık abi. Allah'ım, Allah'ım, Allah'ım. Şimdi şuralarını şöyle ne yapmam lazım? Şöyle bir yaymam lazım abi.
yaymam lazım. Çok güzel isla oldu. Süper oldu, ivanesi oldu. Şimdi buna ne gerek? Buna biraz tabii ki tereyağı gerek. Tereyağımı da şöyle atıyorum. Böyle parça parça. Tereyağı da ocağın yanında eridi vallahi. Böyle güzelce. Bu tereyağı da Trabzon'dan. Tuzsuz bir tereyağı arkadaşlar. Özellikle onu söyleyeyim. Tereyağımı da attım. Sen de buraya gel. Ve kupusun olmazsa olmazı. Kurutulmuş biber. Bak şimdi. Kurutulmuş biber. Bunları da böyle ikiye bölüyorum. Saplarını alıyorum. Şöyle üstüne. Kupusumun üzerine. Öyle döşüyorum abi. Döşedim. Şimdi finalde ne yapacağım? Azıcık karabiber. Azıcık, fazla değil. Tamam. Yakarım ben ateşimi. Ver gazı. Yapıştır. Ankara gücü. Ver gazı. Aldım tenceremi. Aletin üzerine. Döndüm. Hemen aldım kapacığını. Kapattım kapağını. Tadımda görüşelim. Onur Market'te dükkan sizin. Efendim, bereket versin dedik. Tok amaratız dedik. Onur Market'in katkılarıyla bir yemin daha sonuna geldik gibi. Kupus hazır. Kupus hazır. Lahanalar, lahana turşuları çöktü. Göründüğü üzere bakın. Kuru etler ortaya çıkıverdi. Şimdi ben yemeğimi bir tadayım arkadaşlar. Bir tadayım. Artı şöyle bir altını kapatayım. Artık kupus hazır. Kupus. Yalnız Hakan, Vişegrad'dakinin görüntüsüyle aynı olmadı mı? Süper İvanisa ya. Şimdi çok böyle dağıtmayacağım. Dağıtmamam lazım. Hatta diyoruz ki direkt bundan mı fotoğraf çeksek Yasko? Hakan abi. Olmaz mı? Tamam, tabağı alırız, o zaman dağıtabilirim yemeği. Şimdi neden? Şu üstteki hani alta döşediğim turşular var ya, biraz ondan almak istiyorum. Bakın o burada, şöyle. Bakın o turşular ne oldu bak. Hakan abi bak, turşulara bak. Bak. Turşular böyle oldu. Bir de şuradan şeyi alayım. Normal hani kendimizin doğrayıp başladığımız lahanalarımız var. Onlardan da alayım. Çok güzel. Bir de şunu şöyle döndüreyim sana Hakan abi. Göresin. Bak. Göresin. Bir de şurada bak. Etinden ayrılmış bir kemik var bak. Dumanlar tutuyor bak. Yaz kokan oldu burada. Bunu temeli koyayım. İşaret olsun. Onun da etini alayım. Hakan abi. Onun da etini alayım. Bak. Şu güzelliğe bak Hakan abi. Şu güzelliğe bak. Efendim. Büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden, yaşlarımın yanaklarından öptüm. Selamlar, saygılar, sevgiler, hürmetler. Onur Market'in katkılarıyla bir yemeğimizin daha sonuna geldik. İlginç, sıra dışı, farklı, anlatılmaz lezzetleri siz sevgili dostlarımızla buluşturuyoruz. Deneyin, yapın, çok memnun kalacaksınız. Endişeye mal yok acı. Ben bunu tadıyorum. Tadıyorum. Vallahi harika. Şimdi normal lahanamızdı. Şu da turşumuz abi. Böyle bir kat alayım. Şuradan. İncecik bir kat alacağım. Şurada. Hafif ekşili böyle. Bir de aklıma ne geldi? Bu lahana turşusundan rahmetli babaannem kavurma yapardı. Kavurur. Üstüne yumurta kırardı. Bir de onu deneyin. O da çok güzel oluyor. Kanki Canbaz etten de götürüyor. Kanki Canbaz hatta şöyle yapsın. Şöyle eliyle alsın. Öyle. Hop. Şunu bir götürsün. Yasko'ya bak. Tuzla, Zenitsa, Preşova, Skopje,
Harika. Aykal'ın sağlıcakla bir sonraki yemekte görüşelim inşallah. Ben kaçar, bunu götürürüm. Hadi eyvallah.